Refah payı olmadan emeklinin alacağı zam oranı netleşti. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamasında emekliler için refah payı çalışması olmadığını duyurmuştu. Emekliler bu noktada maaşlarına ne kadar zam geleceğini aşağı yukarı hesaplamış oldu. İşte emeklilere yapılacak zam oranı. Emekliler için 5 aylık enflasyon oranı netleşmiş oldu yapılacak zamda %22, 72'lik oran netlik kazandı. Haziran ayının enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte emeklilerin alacağı enflasyon zammı %26'yı geçmeyecek gibi duruyor. Emekliler Temmuz zammını heyecanla beklerken, rakamlar da netlik kazanmaya başladı. Milyonlarca kişinin maaş zammı için bu oranların belirlenmesi büyük önem kazanıyor emekliler şu anda %22-72'lik zammı garantilemiş oldu. Kesin rakamlar Haziran ayında açıklanacak olan enflasyon rakamları ile belli olmuş olacak. Vedat Işıkhan kapıları kapattı. Bakan Işıkhan, enflasyon rakamlarına refah payının eklenip eklenmeyeceğini merak ediyordu. Yapılan son açıklamaya göre emekliler için enflasyon farkının söz konusu olduğunu refah payının gündemlerinde olmadığını belirtti. Emekli maaş zammı ne kadar? Yapılan bu açıklama sonrasında emeklilerin zam oranı resmen ortaya çıkmış oldu. 5 aylık enflasyona göre %22-72'lik zammı garantilemiş olan emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz tarihinde öğrenmiş olacak. F artışı beklentisi Haziran ayı için %2,52 olarak açıklanmıştı. Eğer enflasyonda resmi olarak bu şekilde açıklanırsa verilecek zam oranının %25-26 civarında olması bekleniyor. Emekliler bu şekilde 6 aylık enflasyon farkını almış olacak. Kesin rakamlar 3 Temmuz saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak. En düşük emekli maaşı. Bu hesaplamalar dahilinde en düşük emekli maaşının 10.000 TL'den 12.500 TL'ye çıkması bekleniyor resmi rakamlar gelince en düşük emekli maaşı da yeniden belirlenmiş olacak. Ocak ayında yapılan açıklamada tüm emeklilerin alacağı maaşı zammı %49, 25'te eşitlenmişti. Gözler şimdi TÜİK'in yapacağı açıklama sonrasında Çalışma Bakanlığı'na çevrilmiş durumda.